Evet. Yine bizim ufacık kum saatini çeviriyoruz. İnşallah dünyanın işi bitmeden kumlar bitmez. Dünya deyince tabii Türkiye'de var. Bitmeyecek. Zaten dünyada gene pek bir şey kalmadı işte gene. En iyisi gene Türkiye'ye bakma. Şimdi geçen programda bir önceki Obama'dan başladık. Obama'nın nasıl seçildiği, sonra seçildikten sonra tabii ne yapsın, mecbur iyi adam da olsa hemen daha Cumhurbaşkanlığına başlarken 2 hafta öncesinde, 3 hafta öncesinden hazırlanırken Bakanlar Kurulu'nu seçtiği zaman onların kimler olduğunu, aynı takım. Amerika'yı ayrıca batıran takım. Sonra Irak Harbi için hemen bitireceğim falan dediği lafları nasıl seçilir? Cumhurbaşkanlığına başlar başlamaz nasıl ağız değiştirmek zorunda kaldığını diyelim. Ya değiştirdiğini. Sonra da Türkiye'ye gelip Türkiye'ye özel görevler verilmesinde işte yumuşatıcı rol oynaması falan. Türkiye'yi de kafaya almak için falan anlattık. Şimdi tabii iş geliyor 2 şeye. Bir, Irak'ta başı belaya girince Azmanistan'ın kaba kuvvet yönteminden yumuşak güç yöntemine, daha önce anlattığım ve ilerisi için kitabımda da yazdığım yumuşak güç yöntemine dönmek zorunda kaldığını, zaten Azmanistan'ın bu konuda bilhassa Türkiye'de çok tecrübeli olduğunu, 1945'ten beri sessiz sedasız Türkiye içinde nasıl götürdüğünü anlatmıştık. Tekrar o yöntemlere dönecek Orta Doğu'da ve işte Bob Mop hikayesinde. Bir. İkincisi, bir taraftan Irak'tan askeri çekeceğim hemen filan derken ağız değiştirmeye başladı. Cumhurbaşkanı olur olmaz. Yok işte 1 sene, sonra 19 ay falan daha uzar. O ara oradan çektiği bir takım askeri Afganistan'a gönderdiğini anlatmıştık. Şimdi bu ara orası da Amerika'nın sadık müttefiki diyorlar da işte kulu olan Pakistan'ı da şu anda paramparça etmekte olduğunu söyledik. Şimdi Afganistan'da, Irak'ta ve Pakistan'da 3. cephe Amerikan askeri falan kalmadığı için aslında parası da kalmadı. Tabii NATO ayağına Türk ordusunu, Türk askerini kullanacak. Gelmesinin baş sebebi bir tanesi de o. Şimdi dolayısıyla NATO'ya hele bir bakalım. Şimdi 1946-47'de Avrupa kazanan tarafta, kaybeden tarafta yerle bir edilip ondan beri de zaten Avrupa'da bağımsız Avrupa ülkesi yok. İşte Fransa biraz dikleniyordu filan. Oraya da bir Sarkozy koyuverdiler. Milletin ırkçılığını, yabancı düşmanlığını filan körüklettiler buna. Öyle seçildi. Fakat Fransızlar epeyce eğitimli bir millet olduğu için şimdi oldukça kısa süre sonra Sarkozy'nin ne için getirildiğini, ne tip bir adam olduğunu Fransız halkı da anlamaya başladı. Şimdi Fransa'da herkes Sarkozy'den nefret ediyormuş. Yani orası da öyle gitti. Dolayısıyla 45'ten beri Avrupa'da, İngiltere dahil, bağımsız tek Avrupa ülkesi yoktur. Yani başlarına getirilenler tayin edilir bir yerlerden. Ve Avrupalılar bana, Avrupalıların toplantılarında her sene işte biz de gidip konuşma yapıyorduk falan. Düzgünlerine. Onlar diyorlardı ki
Ya bizim seçmediğimiz ama seçmişiz gibi gösterdikleri birileri başımıza getiriliyor. Bunlar da bizim ülkemizi perişan ediyor, bir yerlere götürüyor. Avrupa Birliği falan masallarıyla falan diye bana dert yanıyorlardı kaç senedir. Buraya geliyorduk, AB ne AB, ne AB'si ya, AB filan hikaye onlar. Zaten bitti şimdi. Yani Avrupa'sı da, işte Amerika'sı da falan toptan batırılmıştır, batmıştır, bitmiştir. Evet, yani neyse. Sonra o ara işte bir iki kutuplu dünya icat ettiler. Sovyetler Rusya ile Batı dediler. Ve Amerika'nın Türkiye'ye girmesi ve 46-47 filan Ankara'nın Amerikan askeri işgaline uğraması, bunu da kitaplarımızda anlattık. Meğer kimsenin haberi yokmuş. Öyle mi oldu diyorlar. Vah vah. Günaydın. Ondan sonra çünkü İnönü işte 46'da filan, 47'de gizli ikili anlaşmalarla Türkiye'nin her şeyini Amerika'ya hiçbir satırına itiraz etmeden olduğu gibi imzayı basarak teslim etmiştir. O gün bugün işte böyle gidiyor. Ve yumuşak güç yöntemiyle içinden tek kurşun sıkılmadan sonunda toprakları bile götürüldü. Yani şimdi durum o. Şimdi tabii o nasıl oldu? Onu da ben çocukken hatırlıyorum. İlkokuldaydım. Tabii daha önce harbin sonunda Yalta, bizim Kırım'daki Yalta ki toplantıda Stalin, Churchill, Roosevelt dünyayı paylaştılar. Onu bilirsiniz. O ara işte Doğu blokuna Rusya girecek. Türkiye filan da Amerikan olacak. O zaten anlaşmaya varılmıştı. Yalnız nasıl girecek? Bir kere Türkiye harbe girmemiş. İkinci Dünya Harbi'ne ve harbi kaybetmemiş. Nasıl girecek? Nasıl, ne olacak? O zaman şöyle bir şey yapıldı. Danışıklı dövüş. Rusya Türkiye'ye höt dedi. Kars'ı ardarı isterim filan dedi. Bu sefer İnönü'de hemen zaten hazır. Amerikan bandajısı. Kurtuluş Savaşı'ndan önceden beri. Vay işte Rusya bize höt diyor falan. Ne yapacağız filan derken bu sefer Amerika geldi. Merak etmeyin ben sizi kurtarırım, korurum diye girdi. Danışıklı dövüş. Herhalde Doğu blokunda da öyle bir şey oldu. Oraya da Rusya girdi. Peki başka çaresi yok muydu İnönü'nün? Rusya yerine Amerika'ya takıldı falan. Vardı tabii. Çünkü zaten bu anlaşma yapılmış. Amerika'nın tutup da Rusya'nın Türkiye'yi zorla yapması harpten sonra zaten zordu. Çünkü kendisinde de kaç milyon insan ölmüştü 2. Dünya Harbi'nde. Yani o zaten zordu ama hani yapacak bile olsa Amerika'nın tutup da Rusya'nın gelip de Türkiye'yi işgal etmesine bir kısmını veya topunu izin vereceği falan yoktu. Yani ona yok olmaz mı olmaz falan deseydin Rusya biraz diklenecek ondan sonra geri adım atacaktı. Ve ne Amerika'nın ne Rusya'nın olacaktık. Yani Atatürk Türkiye'si olacaktık. Bağımsız ruhta. Kuvvetler arasında denge siyaseti gören Osmanlıların yaptığı gibi son dönemlerde. Yani İttihat Terakki'den önce bilhassa Abdülhamit Han'ın yaptığı gibi paçayı kurtaracaktı. Ama İnönü zaten Amerikan mandasına girelim de girelim diyen bir adam. Kurtuluş Savaşı'ndan önce. Gönüllü olarak gelip de Kurtuluş Savaşı'na katıldığı filan efsane. Neyse bunları yazanlar oldu Türkiye'de. Atilla İnan daha rahmetli. Başta. Evet. Şimdi neyse. Böylece girdi. Bu ara tabii birçok şeyi Türkiye'nin milli eğitimi dahil o anlaşmalarla Amerika'ya tamamıyla teslim edildi. Tabii ondan sonra belki bunu İnönü biraz da şey için yapmıştır. Biraz hırslı bir adam olduğu için. İşte eyvallah dersem işte ben de yerimde dururum zannetti belki. Ama herhalde Amerika'yı o kadar iyi tanımamış. Ondan sonra getirip Menderes'i koydular. Ondan sonra da kapı ardına kadar iyice açıldı. Zaten açılmıştı.
Onlar da gelip her şeyi hızlı hızlı yumuşak güç yöntemiyle uyuta uyuta götürdüler. O zamanlar yakın zamana kadar Amerika bizim dostumuz, niye yapsın bilmem ne falan. Devletin her kademesinde kaç kişiyi öyle gördüm yıllarca. Sonradan tabii başka bir dostları daha türedi. Aslında daha önemli olan. Neyse, yani o ara işte 50'lerde bir de NATO kuruldu. Bu sefer Türkiye'de Menderes zamanında vay NATO'ya girelim de girelim. Aynı AB'ye girelim de girelim lafının nakaratının aynılarını ortaokuldayken falan dinledim her gün. İlla girelim, girelim de girelim. Niye girelim? Ne olacak? Ne bitecek? Hiç soran moran yok. Zaten soracaklar moracaklar daha ilünü zamandan başlayarak temizlenmişti sağdan ve soldan. Sonra Amerika gelince hızla. Şimdi NATO ne için kuruldu? NATO işte efendim komünizm tehlikesi. Öcü olarak komünizmi gösterdiler. Yani birini söylenebilecek en korkunç şey bu komünisttir demekti. Komünist kimdi? Hani saydığım komünist de komünist ama onlar zaten çok azdı. Onlar da zaten temizlenmişti. Komünist yani Amerika'nın işine gelmeyen, bağımsızlığını falan düşünen adamı komünist dediler. Şimdi NATO kuruldu. İşte Türkiye illa işte NATO'ya da gireceğiz, yalvar yakar falan filan. O da sözüm ona. Alırız almayız falan numarası çekiyor. Aslında tabii NATO'ya girmek demek sonradan anlaşıldı tabii. Herkes anladı. Yani NATO'ya girmek demek Amerikan İmparatorluğu'nun bir kölesi olmak demek manasına geliyordu. Sonradan iyice anlaşıldı. Peki derken sonra Sovyetler Birliği'ni dağıttılar. Yani kuranlar da aynı takım. Dağıtan da aynı takım, o da aynı. Dağıttılar filan. Ondan sonra gizli belgeler filan ortaya çıkmaya başladı. Sovyetlerden, Rusya'dan. 90'dan sonra. O ara Amerika'nın CIA'sı da meşhur CIA'sı, CIA. Onlar da itiraf etti. Dedi ki aslında dedi. Bunlar Rusya meğersem o kadar büyük tehdit, tehlike değilmiş Amerika için. Onu abartmışlar mahsus. Niye? Gırtlağına kadar silahlanmak için. Peki o zaman tabii biz kendimize soruyoruz. Peki bu niye bu kadar silahlandı ve devam ediyor? Sovyetler de aldıktan sonra da hızla devam etti. Reagan zamanında falan. Bu sefer de işte uzaydan savaş bilmem ne. Arttı da arttı. Niye peki? Hani Rus tehlikesi, Sovyet tehlikesi zaten abartılmışmış ama o da kalktı ortadan. Kime, niçin bu kadar silahlanma? Çünkü asıl gaye bir dünya küresel kraliyetçiler tarafından dünya hakimiyetinin kurulmasıydı. Kitaplarımda bunlara yıllar önceden küresel kraliyetçiler dedim. Gaye oydu. Şimdi fakat o sistemin kendi içindeki kamuoyu içinde bir düşman belirtmesi gerekiyor. Yani silahlanacak. Millet orada zaten paradan puldan başka bir şey düşünmez hale sokulmuş. Diyecekler ki ya bizim paramız bu kadar silahlanmaya, bu kadar orduya falan niye harcanıyor? Onlara bir düşman göstereceksin. Komünizmin üstünü çizdiler düşman olarak. O ara şöyle bir 6 ay kadar duyduk ki orada hatta bir Rusya'dan göç etmiş Rusya'da bir tane şey vardı da bilgisayarcı falan. Sonra bu Pentagon'a danışman olmuş. Ben onu da bir tanımıştım şöyle de. Bir de başka bilimci falan Rusya'dan çıkan Yahudi arkadaşım falan dediler ki şimdi bu danışman olmuş, Pentagon'da dolaşıyormuş koridorlarında. O 6 ay zarfında. 90'ların başlarında. Diyordu ki, ya koridorda generaller, yani Afganistan'ın generalleri, birbirlerine rastladıkları zaman şaşkın, ya şimdi düşman kim diyorlarmış falan. Neyse 6 ay sonra buldular formülü, yerleştirdiler.
komünizmi çizdiler. Ondan önce daha 90'ların hemen başlarında fark ettim ki yeni düşman Müslüman. Ha, Müslüman eşittir fundamentalist eşittir terörist onların lafıyla. Böyle bir formülü icat ettiler ve bunu kısa sürede hemen Amerikan kamuoyuna, ayarlı basın yayına kafalara böyle kazıdılar. Ondan sonra Avrupa'ya, hemen arkasından Türkiye'ye. Daha o zaman dedim ki bak şimdi neler olacak. Daha 90'ların başlarında dedim. Şimdi Amerika'da fazla öyle Müslüman düşmanlığı falan pek yoktu. Avrupa'dakinden daha azdı. Sebebi de Müslümanlığı nedir, Türkiye nedir, neresidir falan bilen yoktu. Onun için daha oralar daha şeydi. Ama bunu böyle birden kafalara kazıdılar böyle. Ondan sonra şimdi yeni düşman tamam bu olacak dedim. Bak şimdi neler olacak dünyada dedim. 92'de filan. Tabi o ara biliyorsunuz Rockefeller'in adamı Brzezinski'nin çömezi Samuel Huntington'a da Medeniyetler Çatışması filan diye kitabı yazdırdılar. Bunu yaydılar ortalığa. Ondan sonra öyle başlar zaten. İlk atılan silah kurşun o. Ondan sonra hızla Avrupa'daki zaten olan Müslüman düşmanlığını bir körüklediler. Arkadan bu Türkiye'ye de tabii hemen geldi. Gelince de zaten o işler daha önce başlamıştı. Türkiye'de bazı kitaplarımda anlattım. Öyle bir şey yaptılar ki Türkiye'de epidir. Müslümanı Türk'e, Türk'ü Müslüman'a düşman ettiler. İşe bak. Hatta bir ara bazı camilerde vaaz verdirmişler birilerine. Aman sakın Türk lafı etmeyin, cehennemde yanarsınız falan filan diye. Müslüman hali Türk düşmanı oldu bak ya. Halbuki Afrika'da olsun, Avrupa'da olsun Müslüman eşittir, Türk manasına kullanılır. O kadar birbirine özdeşleştirilmişti. Şimdi tabii bu suretle Türkiye'de hem Müslümanlığın hakikisini yok etme faaliyeti oldu. Onun yerine tabii sahte mezhepler falan aldı yürüdü. Bir taraftan da İnönü zamanında da olduğu gibi İnönü zamanında hem Müslüman lafı hem Türk lafı yasaktı. Çocukken hatırlıyorum. Yani milleti böylece bir de öylece bir daha ikiye böldüler. Şimdi oraya da güncel bir konu ve çok ilişkili olduğu için geleceğiz. Fakat şu NATO işine devam edelim. Şimdi bir süre tabii NATO hani Avrupa'da filan da yani bu ne işe yarar artık gerekçesi kalmadı falan gibi bir havalar oldu. Komünizm bitti ya. Rus ve iyice yani perişan bir hale geldi. Yeltsin zamanında o. İçkici Yeltsin zamanında. Rusya'nın işini bitiriyorlardı. Sonra Putin geldi toparladı orayı şimdi. Yani buna da Türkiye'de hala üzülen varsa öyle şeylere üzülmesin ha. Çünkü Rusya bize lazımdır. Zaten Türk dünyasının yaşayabilmesi için Çin'le Rusya arasında muhakkak bir denge olması lazımdır. Yoksa koskoca bir nüfus, Kazakistan daha yeni geldim zaten bir iki hafta önce. Oradaydım bir hafta. Avrasya Birliği kuruluyordu. Müjde. Fakat yani Avrupa'nın en az iki misli büyüklükte olan Kazakistan'da, bütün Avrupa'nın, nüfus 16 milyon. Bir ara tabii oradaki nüfus da Ruslar yerleşiyordu oraya. Kazaklar azınlıkta kalmıştı. %44 Kazak Türkleri yani. Tamamıyla Türk. Ondan sonra fakat sonra Kazakistan bağımsız olunca Nazarbay, Cumhurbaşkanları Nur Sultan Nazarbay, bunu Kazakistan'da yeni öğrendim de, Kazak vatandaşı olmak için Kazak dilinden, Kazak Türkçesinden sınav koymuş. Tabii Rusların çoğu o sınavı geçememiş.
geçemeyince bunlar gitmişler. Şimdi Kazak nüfusu çok Türk yani nüfusu. %44'e kadar inmişken %75'e yükseldi. Yani şimdi buradan gidenler de gidip orada İngilizce konuşmaya kalkıyor. Boğaziçi meraklıları falan. Bosphorus, bot falan filan. Ya kardeşim ben Kazakça bilmiyorum falan. Ya nereden bilmiyorsun ya? Yol yerine jol de, ipek yerine jipek de oldu Kazakça ya. Şu hale bak. Neyse. Şimdi o konu da ayrı. Fakat önce bir Avrupa'da falan böyle sesler çıkmaya başladı. Artık NATO'ya gerek kalmadı filan gibilerden. Tabii derken bir 11 Eylül İkiz Kuleler meselesi çıkarıldı falan. Çıkarılınca bu sefer Müslüman, bak işte bunu Müslümanlar yapıyor. Teröristler bilmem ne hepsi. Eğer Müslüman teröristtir falan gibi. Hatta bu Amerikan radyolarında, televizyonlarında falan her gün düpedüz Müslümanlığa küfür edilen, tövbe estağfurullah, programlar oldu. Kendim duydum yani. Ondan sonra hani şimdi Danimarka olayını herkes biliyor da ya Amerika'da da kasıtlı olarak böyle herkesi, her türlü, her Müslümanın her ferdine düşman ettiler. Durup dururken, böyle bir şey yokken. Onun için yani hangi ülkenin kuyruğunda olduğunu da Türkiye ve Türkler iyi bilsin. Yani ben Türk deyince de şeyden kastediyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkes üst kimlik olarak en azından Türktür. Tabii eğer kafası gönlü biraz Türk kültürüyle aşinaysa. Neyse o da başlı başına bir konu. Şimdi derken Bosna'daki Müslüman katliamı başladı. O zaman dedim ki, bak dedim şimdi bu sırayla doğuya doğru gelecek. Nitekim arkasından işte Kosova filan. Ondan sonra işte Irak, Afganistan aynı zamanda sonradan. Bir de şimdi Pakistan tamamıyla yok ediliyor. O ara Türkiye'ye ne oluyor? Türkiye de yok ediliyor tabii. Ne zannettiniz? Zaten yumuşak güç yöntemiyle içinden zaten birçok şey gitti. Ama ben biliyorum ki bu millette, bu Türk milletinde hala çok iş vardır. Ve bütün bu bozulmasına kültürünün kasıtlı olarak kültüre soykırım yapılıp yabancı dille eğitimle, sahte din mezhepleriyle, tasavvufun yok edilmesiyle falan bir taraftan bütün bunlar yapılırken hala dünyada insanlığın en çok kaldığı ülke hala Türkiye'dir, bilesiniz. Yani bu bozulmuş haliyle bile. O bakımdan bizlere büyük iş düşüyor. Türkiye toparlanacak. Ondan sonra da bu batıya iyice artık silinmiş olan batıya da iyice yamyamlaşmış, barbarlaşmış zaten dibinde o vardır. Batıya da insanlığı tekrar öğreteceğiz. Binlerce yıldır kaç kere gidip Avrupa'da yaptığımız gibi. Onun için yani insanlığa da lazımız he, ona göre. İşimiz çok. Hepimizin. Şimdi derken NATO'yu önce bir katliama izin verdiler bayağı. Bosna'da filan. Bir de böyle isim taktılar buna. Etnik temizlik filan. Yani bu kelimelerle savaş çok önemlidir. Bu bilimsel savaşın en önemli araçlarından biridir. Birer kelimeyle işi bitirebilirler. Şimdi etnik temizlik diyor. Sen şuur altından farkında olmadan iyi bir şey gibi bir his veriyor insanlara. Temizlik, memizlik. Yani katliam. Ya şunu söylesene işte soykırım. Allah Allah. Buna batıya göz yumdu. Hatta o ara İngiliz başbakanı da ne dedi? Avrupa'da dedi Müslüman bir ülke istemiyoruz dedi. Bosna'nın Yugoslavya dağıtılınca Bosna'nın bağımsız olmasına karşı çıktı. Ondan sonra da bu etnik temizlik falan hikayeleri oldu. O ara artık iş olup bittikten sonra katliam falan bir sürü rezillik olduktan sonra Clinton zamanında bu sefer
biraz müdahale ettiler. Sırbistan'ı bombaladılar filan. O ara NATO'yu devreye soktular bu işe. Ha, ondan itibaren NATO'nun yeni gayesi de belli oldu. Yani NATO'ya kaldırmaya gerek yok. NATO lazım. Niye? Yeni düşman komünizm yerine Müslümanlar. Ha, şimdi bu devam ediyor. Obama'nın girişi de bununla çok ilgili. Bu ara işte Amerika'nın ne parası ne askeri falan olmadığı için şimdi NATO ayağına bu Obama ziyaretiyle bu işte hem kamuoyu yumuşatılıyor, uyutuluyor. Bak şirin adam iyi sırıtıyormuş falan. Ondan sonra yani Türk askerini Afganistan'da, Irak'ta, Pakistan'da yani Müslümanlara karşı kullanacak. Türk askerini, Müslüman milletin askerini orada kırdıracak. Kendi işini yaptıracak. Yalnız şunu da unutmayalım. Afganistan 19. yüzyılda İngilizlerin kurduğu sahte bir devlettir. Oranın hakiki adı Afganistan'ın Güney Türkistan'dır. Nüfusun çoğu da Türktür. Ve üstelik Büyük Selçuk Devleti'nin, yani bizim kökenimizde olan Büyük Selçuk Devleti'nin ilk başkenti de şimdiki Afganistan'da Herat'tadır. Ve Afganistan Harbi'nde ilk yapılan işlerden biri de Herat'ın ve bütün o Türk tarihi muhteşem Türk eserlerinin bombalanması olmuştur. Evet, şimdi buna devam edeceğiz bir sonraki programda inşallah. Selamlar.